Estetik, felsefenin duyusal değerle ilgili olan alt dalı ya da disiplinine karşılık gelir. Bunu en açık biçimde gösteren şey de estetik teriminin antik Yunanca'da bulunan etimolojik kökenidir. Terimi felsefeye sokan, onu felsefenin belli bir alanı ya da disiplinini ifade etmek için ilk kullanan kişi ünlü Alman düşünürü Alexander Baumgarten olmuştur. Onun ilk temel duyum anlamına gelen aestesis sözcüğünden yola çıktığı söylenebilir. Estetiğin konu aldığı veya üzerinde yoğunlaştığı duyusal değer güzelliktir. Nitekim estetiğin güzelliğe yöneldiğini söyleyen bu Alman düşününde göre estetik, güzelliğe yönelen duyumsal bilgiyi konu alır. Baumgarten'den sonra da Kant, estetiği güzellik ve beğeni yargıları üzerine felsefi düşünme ya da refleksiyon olarak tanımlamıştır. Estetik, İki ana parça ya da bölümden oluşur. Bunlardan birincisi estetik olgu ya da fenomenlerin felsefesi olarak estetiktir. Estetik burada estetik özne ve nesneyi, estetik yargıyı, estetik değeri, estetik tutumu ve benzeri bütün boyutlarıyla ele alır. İkincisi Doğrudan doğruya sanatı konu alan, sanatın bir özü olup olmadığını soruşturan, sanatsal yaratıcılığın mahiyeti, sanat eserinin statüsü üzerinde duran sanat felsefesidir. Bu program estetik özne, estetik nesne, estetik değer, güzellik, estetik yargı, estetik tutum ve özcülük anahtar kavramlarını ele alacaktır. Bu programı izledikten sonra estetik özne Estetik nesne ve estetik tutum kavramları ne anlama gelir? Estetik yargının özellikleri nelerdir? Estetik değerin içeriği nedir? Özcü sanat teorileri nelerdir? Anti özcü sanat teorileri nelerdir sorularına yanıt bulabileceksiniz. estetik özne belli bir estetik değere sahip sanat eseri veya doğal güzellik karşısında etkilenmeden geçemeyen belli bir beğeni duygusuna sahip kişidir. Estetik nesne ise insanın güzelliğe yönelik ilgisinin veya estetik tutumunun konusu olan şeydir. O estetik ilginin konusu olan kendisine estetik bir haz alabilmek amacıyla yönelinen şeydir. Estetik nesne karşısında estetik tavır alınan, estetik yaşantının konusu olan sanat eseridir. Bu ikisini birbirine bağlayan şey ise öznenin sergilediği estetik tutumdur. Estetik tutum, öznenin sanat eserlerine yaklaşım tarzını ifade eder. Estetik tutumun onu insana özgü başkaca tavırlardan ayıran belirleyici bir takım özellikleri vardır. Bunların başında estetik tutumun çıkar gözetmeyen bir tutum olması gelir. Estetik tutum veya yaşantıda estetik özne estetik nesneyi başka bir amaca hizmet edecek bir araç olarak görmez. estetik yargı, öznenin estetik nesneye yönelik estetik değer yükleme edimine karşılık gelir. Estetik yargı, kişisel beğeni dışa vuran bir beğeni yargısıdır. Beğeni yargıları olarak estetik yargıların doğruluğundan söz edilemez. Estetik yargı temelde bir nesne karşısında hissedilen bir tepkiye dayanır. Bir nesne ile ilgili estetik bir yargı, bir başkasının fikrine, beğenisine, ikinci elden bir kaynağa dayanmak yerine doğrudan doğruya kişisel tanıklığı gerektirir. Onda hissedilen tepki koşulu, estetik bir yargının samimiyetle verilmiş bir yargı olmasını gerektirir. Estetik yargının bu özelliğiyle ilintili başka bir özelliği, onda yasa veya kuralların hiçbir şekilde işe karışmamasıdır. O bilimsel yargı ile ahlak yargısından farklılık gösterir. Müzik estetik değer, estetik nesnenin sahip olduğu değerdir. Bu değer esas itibariyle güzellik olarak geçer. Estetik nesnenin sahip olduğu güzellik değerine katkı yapan alt değerler, duyumsal ve formal değerler olarak ikiye ayrılır. Duyumsal değerler nesnenin fenomenal boyutunda yer alırken formal değerler onun anlam boyutunu oluşturur. Bu formal değerler nesnenin dış görünüşü veya şeklinden ziyade parçalarının karşılıklı ilişkilerinin belirlediği genel yapı bütünsel organizasyonda ortaya çıkar. Bununla birlikte güzelliğin tam olarak ne olduğu, onun nesnel ve mutlak bir değer mi yoksa öznel ve göreli bir değer mi olduğu estetiğin uzun tarihinin en önemli sorusunu oluşturur. Klasik gelenek güzelliğin özneden bağımsız, nesnel ve mutlak bir değer olduğunu ifade ederken modern felsefe geleneği onu daha ziyade öznel ve göreli bir değer olarak tanımlar. Estetiğin ikinci ana bölmesi sanat felsefesinden meydana gelir. Estetik burada doğal ürünlere karşı olan estetik deneyimi bir tarafa bırakarak sadece sanat eserleriyle bağlantılı kavram ve problemleri ele alır. Buna göre sanat felsefesi olarak estetik sanatları sınıflar Farklı sanat dallarını sanat olarak tanımlamayı mümkün kılan ortak bir sanat idesi ya da özün olup olmadığını dolayısıyla sanatın tanımlanıp tanımlanamayacağını araştırır. Sanatın ahlak ve hakikatle ilişkisi üzerinde durur. Sanatta veya estetik özcülük sanatı belirleyen, onu sanat yapan ve bütün sanat türleri tarafından paylaşılan ortak bir özelliğin bulunduğunu kabul etme yaklaşımına karşılık gelir. Sanatı böylesi özcü bir yaklaşımla açıklama yoluna gidenler sanatın özünü ya sanatsal faaliyetin kendisinde ya sanatçıda ya da sanat eserinde aramışlardır. Sanatın özünü sanatsal faaliyette bulan özcü yaklaşım, sanatı bir taklit faaliyeti olarak gören Platon'un mimetik sanat anlayışında ortaya çıkar. Sanatın özünü sanatçıda bulan özcü yaklaşım, Croce tarafından temsil edilen ifadeci sanat anlayışında somutlaşır. Onun özünü sanat eserinde arayan yaklaşım ise Kant ve Bell tarafından temsil edilen formalist yaklaşımda ortaya çıkar. Sanatta anti-özcü yaklaşım, sanatı sanat yapan bir öz veya ayırıcı bir özelliğin olmadığını ileri sürerek onu sanat dışı koşullara, tarihsel, toplumsal ve ekonomik şartlara bağlayan yaklaşıma karşılık gelir. O, dışsalcı bir yaklaşımı cisimleştirirken sanatın özelliğini büyük ölçüde elinden alır. Söz konusu kategori içine üç ana teori girer. Bunlardan birincisi Marksist veya toplumsal sanat anlayışıdır. Bu anlayış sanatı ideolojinin veya toplumun hizmetine koşar. İkincisi sanatı kurumsal yapılara tabi kılan kurumsal sanat anlayışıdır. Üçüncüsü ise sanatı tarihsel koşullara bağlayan, onun tarih tarafından belirlendiğini öne süren tarihsel sanat anlayışıdır. Estetiğin ana zemini veya temel bölümü estetiğin kapsamı içinde kalan fenomenlere ilişkin derinlikli bir analizden meydana gelir. Bir müzik eserine, bir şiir ya da resme veya bir kır manzarasına güzel dediğimiz, onlardan estetik bir değere sahip olan şeyler diye söz ettiğimiz dikkate alınırsa, estetiğin hayatımızın oldukça önemli bir bölümünde belirleyici bir rol oynadığı açıktır. Estetik, burada esas olarak estetik değer ya da güzellik üzerinde yoğunlaşır. Fakat bu değer dünyada bir başına ortaya çıkmaz. Tam tersine bir şeylerin, örneğin bir heykel ya da resmin güzelliği olarak ortaya çıkar. Estetik işte bu yüzden güzelliği nasıl analiz edilip tanımlanabileceği sorusuna bir yanıt getirmeye çalışır. Güzelliğin bir örneği olduğu estetik değerin nesnel mi yoksa öznel mi, mutlak mı yoksa göreli bir değer olduğu sorusunu sorar. O burada kalmayıp güzellik sergileyen veya estetik bir değere sahip olduğu söylenen şeyleri kısacası estetik nesneyi nasıl anlamamız, açıklamamız gerekir sorusuna geçer. Estetik nesnenin ortaya çıkışı hiç kuşku yok ki ondaki değeri alımlayacak bir öznenin varlığına bağlıdır. Estetik bu yüzden güzelliğe yönelen estetik öznenin nasıl ve hangi özellikleriyle anlaşılması gerektiği sorusu üzerinde yoğunlaşır estetiğin soruşturmalarına yön veren iki temel soru daha vardır. Bunlardan biri, güzelliğin açımlanması veya ortaya çıkışı, öznenin belirli bir takım özellikleri olan özel bir tutumuna bağlı olduğundan, doğallıkla estetik öznenin estetik nesneye yönelmesini mümkün kılan estetik tutum ya da deneyimin belirleyici özellikleri nelerdir sorusudur. İkincisi ise, Öznenin estetik değer taşıyan şeylere yöneliminin sonucunda ortaya çıkan estetik yargı epistemolojik ya da moral yargılardan nasıl farklılık gösterir sorusudur. Bu programda estetik özne, estetik nesne ve estetik tutum kavramları ne anlama gelir? Estetik yargının özellikleri nelerdir? Estetik değerin içeriği nedir? Özcü sanat teorileri nelerdir? Anti özcü sanat teorileri nelerdir sorularına değinildi konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi felsefe ders kitabının 7. ünitesinde yer almaktadır.